Merhaba. Bugün videonun başlığında da olduğu gibi tatilde nasıl çalışacağınızla ilgili bilgi vereceğim. Tatilde derken bu normal bir tatil değil. Sürekli evde olacağımız 30 Nisan'a kadar olan bir tatil. Uzaktan eğitimin devam ettiği. 30 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs tatil. Sonra araya hafta sonu giriyor. Aslında 4 Mayıs'a kadar olan bir tatil. Yani oldukça uzun bir süre evde kalacağız. Şimdi ilk etapta bu tatilden dolayı şöyle bir sorununuz olmayacak. İşte konuları yetiştiremedim, zamanım yetmedi tarzında bir sorunla karşılaşmayacaksınız ama başka sorunlarla karşılaşacaksınız. Mesela herkes için tatil olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu tatil sadece sizin için geçerli değil. Bu sınavda yarışacağınız rakipleriniz de tatile giriyor. Yani onlar da aynı süreyi alacak. Bir de durum şu. Eğer çok fazla zamanınız varsa, nasıl ki insanoğlu elinde olan çok şeyin farkına varmazsa, az olan daha kıymetlidir her zaman. O yüzden bu zamanın da kıymetini bilmek zorundasınız. Yani ben kendi hayatımdan özellikle en yoğun olduğum dönemlerde, hayatımda en yoğun çalıştığım dönemlerde daha çok şey yaptığımı fark ettim. Çünkü zamanı daha çok planlıyoruz. Buradan da şuraya varacağım. Mutlaka iyi bir plan yapmak zorundasınız. Eğer iyi bir plan yapmazsanız, bu zaman işte bir hafta ne çabuk geçti, 10 gün ne çabuk geçti şeklinde hayıflanmalara döner. Ondan sonra da kaybettiğiniz zamanı telafi etmek için aşırı çalışmak zorunda kalırsınız. Bu da sizi sıkar ve monotonluğa sürükler. Normal şartlarda zaten aile bireylerinizi düşünürseniz bu virüs sebebiyle onlar sadece evde kalarak, kitap okuyarak, televizyon izleyerek, film izleyerek ve uyuyarak zamanlarını geçirmelerine rağmen çok sıkılıyorlar. Bir de siz ekstradan bunu ders çalışarak geçireceksiniz. Ders çalışmak derken 24 saatin 8 saatine uyuduğunuzu varsayarsak, 2 saat yeme içme, kişisel ihtiyaçları karşıladık diyelim. Geriye 14 saat kalıyor. 14 saatin tamamını çalışmanız mümkün değil. Biz insanız, Android değiliz. O yüzden iyi bir plan yapıp en fazla benim kendi fikrim 5 saat kadar çalışmanız yeterli olur günde. Eğer ilk günden 10 saat küsür çalışanlar olursa birkaç gün sonra, bir hafta sonra bunu devam ettiremeyecekler, sıkılacaklar, bunalacaklar. Virüs vesaire, evde kalma, bunlar daha çok zorlarına gelecek. Çünkü stres bunları akıllarına getirecek. O yüzden günde ortalama 4 saat, 5 saat çalışan bir öğrenci bence bu sınavda başarılı olacak. Bir de bıkkınlık geleceği dönemler olacak. Bu normal şartlarda okul varken de oluyordu. İyi bir plan bunu önüne geçecek. Aynı zamanda dediğim gibi çok fazla abartmazsak bu da bunun önüne geçecek. Bir plan nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi daha sonra vereceğim. Bunun dışında ders nasıl çalışılır? Özellikle fen bilimleri nasıl çalışılır? Bununla ilgili de daha sonra bilgi vereceğim. Ama bunlardan önce biliyoruz ki bazı konular artık sınavda çıkmayacak. Örneğin fen bilimlerinde elektrik konusu, işte fotosentez, solunum, bunlar çıkmayacak. Şimdi biz denemeleri normal şartlarda sene başında aldığımız için, edindiğimiz için bu denemelerde bu konular da olacak. Siz bir deneme yaptığınız zaman şöyle bir dezavantajla karşılaşacaksınız. Örneğin 20 soruluk fende 16-17 soru yapacaksınız. Daha sonra bu iptal edilen konular gelecek karşınıza. Bu sizin tam olarak kaç net yaptığınız konusunda bir tereddüte sürükleyecek. Buna dikkat edin. Tekrarlarınızı yapmanız için deneme çözmeniz gerekiyor. Bunu dediğim gibi çalışmayı nasıl yapacağınız hakkında bilgi vereceğim zaman bahsedeceğim. Bu denemedeki eksik konularınızı böyle fark edeceksiniz. Yeterli süreniz var ama çok fazla abartmadan çalışın. Mutlaka iyi bir plan yaparak çalışın. Bunun dışında evde kalın. Kitap okuyun özellikle. Bu sizi rahatlatacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Evet, son olarak da uzaktan eğitim yapıldığı için sınavda çıkmayacak olan konular. Matematikten üçgenler çıkmayacak. Eşlik ve benzerlik çıkmayacak. Dönüşüm geometrisi çıkmayacak. Geometrik cisimler çıkmayacak. Matematikte çıkacak olan son konu, yani son işlenen konu, eşitsizlikler sınava dahildir. Türkçe'de cümle çeşitleri sınavda çıkmayacak, anlatım bozuklukları sınavda çıkmayacak. Türkçe'de son işlenen konu söz sanatları sınava dahildir. Fen bilimlerinde fotosentez ve solunum sınavda çıkmayacak, madde döngüleri çıkmayacak,
elektrik çıkmayacak. Fen bilimlerinde son işlenen konu besin zinciri sınava dahildir. Din kültüründe Hz. Muhammed'in örnekliği, İslam dininin temel kaynakları, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları, Kur'an-ı Kerim'in özellikleri ve Hz. Nuh sınavda çıkmayacak. Din kültüründe son işlenen konu Hz. Yusuf sınava dahildir. İnkılap tarihinde ise Atatürk dönemi inkılapları çıkmayacak, demokratikleşme çabaları çıkmayacak, Atatürk dönemi ve dış politikaları çıkmayacak, Atatürk'ün ölümü ve sonrası çıkmayacak, İkinci Dünya Savaşı çıkmayacak. İnkılap tarihinde son işlenen konu Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye sınava dahildir. Son olarak da İngilizce'de Scores, Science, Natural Force bunlar çıkmayacak. Son işlenen konu turizm konusu, yani bu sınava dahil olan son konudur. Evet, bunlara göre de çalışmamız gerekiyor. Bunları sadece EBA'dan işleyeceğiz. Ama dediğim gibi sınava dahil değil. Herkese iyi çalışmalar.